Arkadaşlar merhaba. Termodinamik 2 dersimize başlıyoruz. Gaz akışkanlı güç çevrimleri kapsamında önemli bir noktayı ele alacağız. Evet, önemli nokta Brayton çevrimi. Dizel çevrimi ile Otto çevrimini geçen ders gördük. Brayton çevrimi de bunların yanında önemli bir çevrim. Gaz türbinleri için ideal bir çevrim. Tabii biz hem ideal olarak problemlerde ele alıyoruz hem de gerçek olarak ele alıyoruz. Birinci yasa verimini ve egzerji verimini de bularak soruları veya konuyu değerlendiriyoruz. Brayton çevrimi önemli. Dediğimiz gibi sizler dizel çevrimini, Otto çevrimini iyi bilmeniz gerekiyor. Bunun yanında sanayide gaz türbinleri de çok kullanılıyor. Gaz türbinleri için basitçe olayı ele alarak bir Brayton çevrimini işleyelim. Tabii gerçekte geçen derslerde de konuştuk. Çevrimleri modellemek, incelemek, gerçek sistemleri zor, karmaşık. Ama biz onları basitleştirerek termodinamikte inceliyoruz ve gerçek sistemler içinde önemli bilgiler elde edip gerçek sistemleri uygulayabiliyoruz. Arkadaşlar Brayton çevriminde sıkıştırma ve genişleme işlemlerinin eksenel kompresörler ve türbinlerde gerçekleştirildiği bir çevrim, gaz türbinleri çevrimi, Brayton çevrimi. Bu çerçevede önce açık çevrim olarak bir bakalım. Arkadaşlar çevre koşullarındaki taze hava kompresör tarafına emilerek sıkıştırılıyor açık çevrimde. Kompresörü şuradan bakalım. Bir noktasından taze havayı alıyor. Kompresörün amacı bunu sıkıştırmak. Sıkıştırıp iki noktasından veriyor. Tabii ki sıcaklık ve basınç yükseliyor. Yüksek basınçlı hava daha sonra yakıtın sabit basınçta yakıldığı yanma odasına giriyor. Bu yanma odası gerçekte tabii ki burası yakıt hava karışımı ama biz özellikleri hava olarak alacağız. Yanma odası sonuçta bir ısı değiştirici arkadaşlar. Isı değiştiricilerinde biz termodinamikte basıncı sabit alıyoruz. Ama ısı transferinde ayrıntılı olarak işlendiğinde ve akışkanlar mekaniğinde işlendiğinde basınç bir miktar düşüyor. Ama termodinamikte yanma odası bir ısı değiştiricidir ve basıncı sabit olarak alınabilir. Yanma sonucu oluşan yüksek sıcaklıktaki gazlar türbinde çevre basıncına genişlerken güç üretiyor. Sonuçta 3 noktasından yanma odasında çıkıyor bu gazlar ve türbini çalıştırıp türbinden bir net iş elde ediyoruz. Amaç zaten bu net işi elde etmek. Kullanmadığımız kısım egzoz gazları olarak 4 noktasından dışarı atılıyor. Tabii bu atmosfere atılıyor açık sistemde. Bunu kapalı sistem haline de getirebiliyoruz. Türbinden çıkan egzoz gazları tekrar çevrime sokulmaz ve atmosfere atılır demişim. Basit bir sistem yani burada basit olarak ele alıyoruz Brayton çevrimini. Kompresör, yanma odası ve türbinden oluşuyor. Amaç VNET eldesi. Tabii ki hava yakıt karışımı çerçevesinde yanma odası da değerlendiriliyor. Bu açık çevrim. Tabii bunun yanında kapalı çevrim mi arkadaşlar Brayton çevrimi deniyor esasında. Yani Brayton çevrimi ideal bir çevrim demiştik. Bunu idealleştirirsek, kapalı hale getirirsek adı Brayton çevrimi oluyor. Yani açık çevrim de adı Brayton çevrimi ama daha çok kapalı çevrime Brayton çevrimi deniyor. Neyse, 4 noktasıyla 1 noktası arasına bir ısı değiştirici yerleştirirsek tabii ki bu ısı değiştirici çerçevesinde de kompresöre giren havayı modelleyebiliriz. Bu ısı değiştiricisinde de basınç sabit. Tabii ki buradan bir Q çıkan olacak. Buradan türbinden çıkan gazın sıcaklığı alınacak. Belli bir sıcaklıkta kompresöre girişi sağlayacağız. Tabii ki yukarıdaki ısı değiştiricisinde de bir giriş, ısı girişi olacak. Isı girişi ile ısı çıkışı arasında bir VNET iş çıkışı olacak. Tabii ki bu VNET kompresöre giren bir iş var. Türbinden çıkan bir iş var. Onların farkı VNET olarak karşımıza çıkacak. Kapalı çevrim hakkında biraz sonra arkadaşlar örnek yapacağız. Sonuçta kapalı çevrim örneğini anlayan açık çevrimde sorulsa aynı şeyler yapılacağı için açık çevrimde bunu modelleyebilir. Evet, şeklimiz böyle basitçe. İki tane ısı değiştirici var, bir kompresör var, bir türbin var. Böyle bir sistem. Burada gaz akışkanı dolaşıyor zaten. Konumuz gaz akışkanlı güç çevrimleri. Tabii ki hava yakıt karışımı çerçevesinde havanın özelliklerini alıyoruz. Gerçek sistemlerde özellikler bir miktar değişebilir.
Evet, basitçe arkadaşlar bunları söyleyebilirim. Ayrıntısı kitaplarda var. Brighton çevriminin ayrıntısını kitaplardan okuyabilirsiniz. Şimdi kapalı çevrim dedik. Kapalı çevrimde iki tane ısı değiştirici var. Kompresör ve türbin var dedik. Q giren, Q çıkan var ve VNet var dedik. Bunu PV diyagramına taşırsak termodinamiklik diyagramlar önemli. PV olsun, TS olsun, DV olsun. Bunlar önemli. Bir ideal çevrim olarak ele alırsak PV diyagramını arkadaşlar, bir noktası kompresöre giriş ve iki noktası kompresörden çıkış, sıkıştırma var. Ne olacak? Basınç artacak. Ona göre bak S sabit demiş, yani izantropik almış. Tamam. İzantropik alırsak, yani entropiyi sabit alırsak 1'den 2'ye bu şekilde gidebiliriz. 2'den 3'e sabit basınçta gideceğiz dedik. Tamam. Ve buradan Q giren olacak. Tamam, ısı değiştiricinde. Ama hacim bir miktar artacak. Hacim arttı. 3'ten 4'e geliyoruz. Hacim arttı. Sabit entropide izantropik olarak 3'ten 4'e, yani türbinde enerjiyi değerlendirip VNet'i elde ediyoruz buradan izantropik olarak. 4 noktasında artık türbinden attığımız gazlar tekrar ısı değiştiricine gönderiliyor ve ısı değiştiriciden bir Q çıkan oluyor. 4 ile 1 arasında sabit basınçta alabiliriz. PV diyagramı da basitçe bu şekilde kilopascal ve metreküp bölü kilogram olarak diyagramı çizersek PV diyagramı hakkında da kısaca bunları söyleyebiliriz. Brighton çevrimi ideal bir çevrim. Onun için S'leri sabit aldık. Ama problemde dediğim gibi izantropik verim çerçevesinde bu S'leri de değerlendireceğiz. Ne dedik? TS diyagramı da bizim için önemli. Kelvin veya derece santigrat, jül kilogram kelvin olarak entropiyi de alırsak TS diyagramı da değerlendirelim. O zaman 1 ile 2 arasında S sabit demiştik. Tamam. 1 ile 2 arasında S sabit, sıcaklık artıyor. Basınç da artıyor. 2 ile 3 arasında P sabit ama entropi artıyor. Sonuçta Q giren var. Nerede ısı girişi, ısı çıkışı var, entropi değişir. 3-4 arası S sabit, entropi sabit, izantropik. 4 ile 1 arası P sabit ve ısı çıkışı var. Tabii ısı çıkışı olduğu için entropi azalacak. Böylece TS diyagramı hakkında da kısaca bunları söyleyebiliriz. Arkadaşlar ben burada uzun uzun Brighton çevrimini anlatmıyorum. Her türlü termodinamik kitabında var. Ama işin özü bu. Bu anlattıklarımı ve biraz sonra çözeceğimiz soruyu anlarsanız Brighton çevrimi için bir sorun yaşamayız. Sanayide karşılaştığımız Brighton çevrimine ait gaz türbinleri de bizim için önemli demiştik. Arkadaşlar izantropik olarak çalışıyorsak, izantropik ideal bir durum. O zaman Brighton çevriminin birinci yasa verimini veya ısıl verimini 1 eksi 1 bölü R P üzeri K eksi 1 bölü K'dan bulabiliyoruz. Dizel çevriminde ve otto çevriminde de buna benzer eşitlikler vardı ama bu eşitlikler ideal durumda, yani S eşittir sabit, izantropik durumda. Tabii ki buradaki RP basınç oranı P2 bölü P1. Şuradan bakarsan P2 bölü P1. Bu P2 bölü P1, P3 bölü P4'e eşit olacak. Neden? Isı değiştiricilerinde basınç değişmiyor demiştik. 2'deki basınç neyse 3'teki de basınç odur. Tabii ki 1'deki basınç neyse 4'teki de basınç odur. O çerçevede basınç oranı ele alabiliriz. Arkadaşlar K'yı da biliyorsunuz, Cp bölü Cv, bu K'nın değerini de hava için 1.4 alabiliyoruz veya Cp bölü Cv'den hesaplayabiliyoruz. Brighton'daki yenilikler bunlar, daha önce bilmediğimiz kısımlar. Bunun dışında çözümlerde, problem çözümlerinde başka bilmediğimiz bir durum yok. Güzel bir Brighton çevrimi örneğine şimdi bakalım. Arkadaşlar bunlar elinizde var. Ona göre takibi yapın. Önce soruyu okuyayım ben. Aşağıda şekil var, ona bakacağız. Bu Brighton çevrimi olarak çalışan kapalı tip bir gaz türbinli elektrik santralinin basınç oranı 15 olarak verilmiş. Basınç oranından yukarıda bahsetmiştik P2 bölü P1.
Bu verilmek zorunda yani. Sonuçta bu verilmezse basınçların değerlerinin verilmesi gerekiyor. Hava kompresörü atmosfer basıncında 303 Kelvin sıcaklıkta ve 14 metreküp bölü saniye debi ile girmekte. Hava kompresöre bak. Kompresöre giriş değerleri. Zaten atmosferden alıyoruz havayı veya kapalı çevrimden alıyoruz. Ve türbini 903 Kelvin sıcaklıkta terk etmektedir türbini. Zaten şekle bakacağız biraz sonra. Hava artı yakıt karışımı olan gaz ise yanma odasından 1600 Kelvin sıcaklıkta çıkmaktadır. Bakın burası yanma odası. Buradan tabii hava giriyor, buradan yakıt giriyor gerçekte. Onların karışımı buradan üç noktasından çıkıyor. O da 1600 Kelvin sıcaklıkta çıkıyormuş. Kompresör izotropik verimi %80 olarak verilmiş. Tamam. Isıl kaynak sıcaklığı 2000 Kelvin olarak verilmiş. Isı girişi varsa o ısı girişinin sağlandığı ısıl kaynak sıcaklığı da 2000 Kelvin olarak verilmiş. Ölü hal sıcaklığı 293 Kelvin ve ölü hal basıncı 100 kilopascal olarak verilmiş arkadaşlar. Bunlar verilmezse zaten ölü hal sıcaklığını yaklaşık 25 derece alabiliyoruz. Ölü hal basıncını 100 kilopascal olarak alabiliyoruz. A şıkkı geri iş oranını yüzde olarak ve net güç çıkışını kilovat olarak hesaplayın diyor. Geri iş oranını soruyu çözerken zaten ele alacağız, anlatacağız. Türbin izentropik verimini yüzde olarak hesaplayınız. Bak türbin izentropik verimi verilmemişti. Kompresörün verilmiş. Türbin için egzerji yıkımı, bunlar bizim için önemli, yıkımını hesaplayacağız. Enerji ve egzerji verimlerini hesaplayacağız. Sorularda bu kısımlar önemli hep arkadaşlar. Adım adım gideceğiz zaten. Şimdi şekle bakalım. Kapalı bir çevrim. Tamam. Kompresör türbün yer alıyor. Kompresöre iş girişi var. Türbinden iş çıkışı var. Yukarıdaki ısı değiştirici, yanma odası ısı girişi var. Aşağıdaki ısı değiştiriciden ısı çıkışı var. 1, 2, 3, 4 noktası olarak kapalı çevrim ele alınmış. Giriş koşulları belli. Arada T3 belli, T4 belli. Buna göre TS diyagramını da yanına çizmişiz. Arkadaşlar TS diyagramını biraz önce de kısaca çalışmıştık. Bir noktası basıncın en düşük olduğu nokta. Buradan giriş var. Üç noktası basıncın ve sıcaklığın en yüksek olduğu nokta. Ona göre geçmişte dizel çevrimi ve otto çevrimi de ele almıştık. Eğer izentropik çalışıyorsak 1 ile 2'si arasında çalışacak ama gerçekte 1'den 2'ye bu şekilde gelecek. Yine 3'ten 4'e veya 4S'ye bu şekilde gelişler olacak. TS diyagramını da ona göre inceleyin arkadaşlar. Buradan ısı giriş, ısı çıkışını, iş giriş, iş çıkışını da göstermiş. TS diyagramını da dikkate alarak problemi modelleyeceğiz. Arkadaşlar değişken özgür ısılar yaklaşımı altında çözeceğiz. Yine dediğim gibi hani geçmişte çözdüğümüz özellikle Otto örneği önemli. Onun içinde hem değişken hem sabit özgür ısılar yaklaşımını ele almıştık. İkisini de nasıl yapacağınızı artık biliyorsunuz. Tabii değişken özgür ısılar yaklaşımı daha iyi. Onun için bu soruyu değişken özgür ısılar yaklaşımı altında çözmüşüz. Adım adım gideceğiz. Şekil elinizde var. Onun için şekle çok dönmeyeceğiz ama son kez bakalım. Bir kompresör girişi, iki kompresör çıkışı ve yanma odası girişi, üç yanma odası çıkışı veya türbin girişi, dört de türbin çıkışı veya diğer ısı değiştiricinin girişi olacak. Tamam. Kompresör girişi T1 303 Kelvin verilmiş. P1 100 kilopascal verilmiş. Evet, tabii ki hava girişi var burada. Yanma odasında hava yakıt karışımı var. Bu havayı biz değişken özgür ısılar yaklaşımı altında ele alacaksak tablo A17 bize yardımcı olacak. Bu sıcaklığın karşısındaki entalpi 303.21 kilojül kilogram. S1 üzeri 0, 1.71 200 kilojül kilogram kelvin olarak okunacak. Arkadaşlar direkt entropiyi okuyamıyoruz. Değişken özgür ısılarda önce tablodan bu değeri okuyoruz. Tabii bu değeri nasıl kullanacağımızı biliyorsunuz. Biraz sonra da ele alacağız. Tablodan okuyabileceklerimizi buraya yazdık dursun. Adım adım gidiyoruz dedik. Kompresör girişiyle başladık. O bilgiler elimizde var. Basınç oranı vermiş. Onu RP olarak gösterebiliriz. Küçük R ile de gösterilebilir. Büyük R ile de gösterilebilir. Sorun değil arkadaşlar. P2 bölü P1 15 olarak verilmiş. Bu oran
verildiği için ve P1 basıncı da 100 kilopascal olarak belli olduğu için P2'yi saptayabiliriz. Tabii ki basınç artacak kompresör çıkışında 1500 kilopascal'lık bir basınca erişeceğiz. Basınç oranı çerçevesinde P2 basıncını da bulmuş olduk. Kompresör çıkışı P2 1500 kilopascal. Önce kompresör için arkadaşlar izantropik yaklaşım yapalım. Sonuçta bir izantropik verim değerleri de verilmiş. İzantropik yaklaşımı önce yapmakta fayda var. O zaman S1 eşittir S2 yazıyorduk izantropik yaklaşımda. Ve değişken özgür ısılarda arkadaşlar entropiyle çalışıyorsak neden bu entropi değerlerini kullandık? Şimdi kompresör çıkışında 1500 kilopascal basınç değerini biliyoruz. Başka bir şey bilmiyoruz. Ama bize bir tane değer yetmiyor. O zaman kompresörü izantropik alırsak diğer sonuçlara da ulaşabileceğiz. S2 eksi S1 eşittir S2 üzeri 0 eksi S1 üzeri 0 eksi R ln P2 bölü P1'dir. Bunu entropide işledik. Eğer izantropik olarak çalışıyorsak S2 eşittir S1 o zaman burası 0 oluyor. İçerisini düzenlersek ve S2'yi tek başına bırakırsak o zaman S2 üzeri 0 eşit S1 üzeri 0 artı R ln P2 bölü P1 oluyor. Tamam. S1'i tablodan bulduk. Buraya yerleştirmişim. R gaz yani hava 0,287 kilojül kilogram kelvin bu değer de tabloda var. Hava için R gaz sabiti. Logaritma yani ln P2 bölü P1 zaten verilmiş 15 olarak. Tamam. O zaman S2 üzeri 0'ı 2,48921 kilojül kilogram kelvin olarak elde ediyoruz. Bu değeri bulduk. O zaman arkadaşlar tablo A17 bize yardımcı olabiliyor. Bu değerin karşısındaki entalpiyi okuyabiliyoruz. Fakat biz S2 eşittir S1 yaklaşımı altında tablo A17'ye gittiğimiz için o H2 değeri S'ye eşit yani entropinin sabit olduğu durumdaki entalpi değeri. Onu tablodan okuyun. Arkadaşlar tabloları çalışacaksınız zaten. Direkt bu değerleri göremiyoruz. Yani gerekirse interpolasyon yapılacak tabii ki. 657.02 kilojül bölü kilogram olarak bu değeri okuyoruz. Arkadaşlar her zaman benim önerim bu dersi dinledikten sonra bu sorunun çözümlerini kapatıp bir kez daha yapmaktır. O zaman kesinlikle hata yapıyorsanız hata yaptığınız yerleri göreceksiniz. Adım adım benim yaptığım gibi yapın. Ben bu problemleri kendim hazırlayıp kendim çözüyorum. Tabi arada hata varsa benim yaptığımda onu da bulursunuz siz çalışırken. Sonuçta ben hatasız yapmaya çalışıyorum ama termodinamik kuralları gereği hatasız insan da yoktur zaten. Neyse gelelim kompresör izantropik verimine. Bu verildiği için arkadaşlar ve tablo A17 yardımıyla H2S'yi bulduğumuzdan dolayı gerçek H2 değerini buluruz. Bunları niye buluruz? Enerji hesaplarında kullanacağız zaten. Yukarıda H1'i bulduk. Onu kullanacağız. H2 de bize lazım. Özgül entalpi bunlar. Küçük harfli olduğu için. Bu 0,8 verilmiş. H2S'yi biz yukarıda bulduk. İşte diğerlerinde yani H1 de belli. O zaman H2'yi buradan çekebiliriz. Bak bu 657 iken bu 745 çıkmış. 745.47 kilojül kilogram. Gerçek durumda. İzantropik verimi de dikkate alarak H2'yi bulmuş olduk. Bu kısımları geçmişte de hep çalıştık arkadaşlar. Yani esasında bu çevrimlerde yeni bir şey yok. Fazla bir yenilik yok. Ama bütün termodinamik bilgilerini kullanıyoruz. Buradan ben türbin girişine geçmişim. Çünkü iki noktasının da entalpisini hallettik. Türbin girişi T3 1600 Kelvin. Sıcaklık varsa elimizde tablo A17 bize yardımcı oluyor. H3 değerini hemen 1757.57 kilojül kilogram olarak okuyabiliriz. Hemen S3 üzeri 0'ı da okuyalım. 352.364 kilojül kilogram Kelvin. Bu da burada dursun. Bundan da yararlanacağız. Adım adım gidiyoruz dedik. Hani verilenler çerçevesinde. Türbin çıkışında da T4 903 Kelvin. Tamam. Tablo A17'den yararlanalım. H4 ve S4 üzeri 0'ı bulalım. 936.30 kilojül bölü kilogram ve 2.85522 kilojül kilogram Kelvin olarak bunları tablodan okuyoruz veya interpolasyonla sağlıyoruz. Arkadaşlar şu ana kadar ne yaptık? Bu kapalı çevrimde, bu Brayton çevriminde verilen sıcaklık değerleri çerçevesinde değişken özgür ısılar yaklaşımı altında tablo A17'yi yani hava için
tablo A17 alarak entalpi değerlerini özellikle hesapladık. Çünkü entalpi demek enerji demek. Enerjileri biraz sonra bizden istenen güç değerlerini bu entalpi değerlerinden yararlanarak hesaplayacağız. Neden entalpiler? Hareketli akışkan var. Hareketli akışkanda entalpi karşımıza çıkıyor. Tamam. Arkadaşlar tabii ki watt biriminde, güç biriminde çalışacağımızdan dolayı kütlesel dB hesabını da yapmamız lazım. Kütlesel dB hesabını yapmadan önce bakalım problemde ne verilmiş? Hacimsel dB verilmiş. V üzeri nokta olarak gösterirsek 14 metreküp bölü saniye biriminde bir dB verilmişse o hacimsel dB'dir. Hacimsel dB'den kütlesel dB'ye geçeceğiz. Neyle çalışıyoruz? Havayla çalışıyoruz. İdeal gazla çalışıyoruz. İdeal gazın eşitliği ne? PV eşittir MRT. Tamam. Burada bu metreküp, bu kilogram. Bunu metreküp bölü saniye, bunu kilogram bölü saniye yapsak birimsel olarak bir hata olmaz. O zaman biz bu eşitliği P, V üzeri nokta eşittir M üzeri nokta RT olarak da yazabiliriz. Bu kütlesel de bir sonuçta. Bu hacimsel de bu oldu. O zaman bir noktasının verileri elimizde var. Bir noktasının hangi nokta işimize yarıyorsa onu alacağız. Bir noktası için bu eşitliği tekrar yazarsak 100 kilopaskal elimizde var. 14 metreküp bölü saniye elimizde var. Zaten M'yi biz arıyoruz. Evet, M'yi arıyoruz ve gaz sabiti 0,287 kilogram kelvin olarak elimizde var. T1 de 303 kelvin olarak verilmiş. Buradan kütlesel dB'yi bulacağız. M1'i bulacağız da hani kütlesel dB değişmez zaten. Sistemde sadece bir akışkan dolaşıyor. Onun dB'si de sabit. M1 yerine direkt M üzeri nokta diyebiliriz. 16.099 çıkıyor. Bunu 16.1 olarak alabiliriz. 16.10 kilogram bölü saniye bir kütlesel dB var. Bu çerçevede değerlendirmemizi yapacağız. Arkadaşlar verilen bütün bilgilerden yararlandık. Bu bilgileri kullanarak özellikle entalpileri bulduk. Bir de kütlesel dB lazım olacaktı. Onu da halletmiş olduk. Gelelim enerji hesaplarına. Yine yeni bir şey yok. Enerji dengesi eşitliklerinden yararlanacağız. Kompresöre giren güç akımı hesabı demişim. Bak. Hani birim watt olunca ben ona akım diyorum. Jül olunca miktar oluyor. Buna akım diyelim. Enerji dengesi eşitliğini her zaman kullanacağız. Kompresör için kullanıyoruz. E giren eksi E çıkan eşittir delta E sistem watt biriminde. Sürekli akış var. Onun için delta E sistem sıfır. Ama kompresöre giren ve çıkan akışkanlar var ve kompresörü çalıştırmak için kompresöre vermemiz gereken bir iş miktarı var. O zaman E giren altında bu ikisi, E çıkan altında bu olacak. Arkadaşlar tabii bu M çarpı E bir E kütleye eşit. Hani E kütleyi açıkça yazarsak o ve watt biriminde yazarsak kütlesel de bir entalpi, özgür entalpi artı kinetik enerji artı potansiyel enerjiden oluşuyordu. Ama şunları ihmal ettiğimiz için sistemde direkt elimizde M çarpı H kalıyor. Yani altına direkt bunu yazabiliriz. Ama bunun açıkça yazılımı E kütle için bu şekilde olduğunu zaten biliyorsunuz. Watt biriminde bu şekilde. Değerlendirirsek arkadaşlar V gireni tek başına bırakırsak bu kütlesel debi çarpı H2-H1 oluyor. Kompresöre giren güç akımı hesabı entalpiler cinsinden bu şekilde. Tabii kütlesel debiyle çarptığımız için watt birimine dönüşüyor. Güç birimine dönüşüyor. V giren bu kadar olacak. Türbinden çıkan güç hesabı demişim. Şimdi arkadaşlar bu V giren ve V çıkan önemli neden? Bize V neti soruyor soru. O çerçevede V giren ve V çıkanı bir halledelim. Türbinden çıkan güç hesabı E giren eksi E çıkan eşittir delta E sistem. Burası sıfır. Türbin içinde var akışkan girişi var, akışkan çıkışı var. Tabii ki türbinden elde ettiğimiz güç değeri var. V çıkanı tek başına bırakırsam bu da M üzeri nokta H3-H4 oluyor watt cinsinden. Bu eşitlikleri zaten biliyoruz arkadaşlar geçmişten. Ama tabii ki adım adım yine yeniden yazmamız gerekiyor. Arada ne var? Isı değiştiricileri var. Isı değiştirici giren ısı akımı. Bak giren o zaman üstteki ısı değiştirici.
Gelen ekseni çıkan eşittir delten sistem. Bunun üstünde de bir nokta olacak. Watt biriminde çalıştığımız için. Bakayım noktaları unutmayalım. Tamam. Isı değiştiricilere giren, ısı değiştiriciye giren ısı burada. Akışkan girişi burada, akışkan çıkışı burada. O zaman Q gireni de biz M çarpı H3 eksi H2 olarak yazabiliyoruz. Üstteki ısı değiştirici demişim zaten. Q giren bu. Isı değiştiriciden çıkan ısı akımı arkadaşlar alttaki ısı değiştirici. O zaman Q çıkanı tek başına bırakırsak M çarpı H4 eksi H1 oluyor. Zaten 4 girişi var, 1 çıkışı var ve Q çıkan da çıkan altında değerlendirilecek. Şimdi bütün bunları bulduk. Bu eşitlikleri bulduk. Dursun. Gerekeni kullanacağız. Gelelim çevrime. Tek tek elemanları alıp çalışabileceğimiz gibi çevrim için de çalışabiliyoruz. Çevrim için enerji dengesi yine çevrimde burası sıfır. Ama bu kapalı çevrimde ne var? Q giren, V giren var. Q çıkan, V çıkan var. Başka bir şey yok bu çevrim için. Değerleri şu şekilde yazabiliyoruz o zaman. Artı eksilere dikkat edeceğiz. V giren eksi, V çıkanı bu tarafa almışım. Eşittir Q çıkan eksi, Q giren oluyor arkadaşlar. Şuradaki eksiye de ikisinin başına geliyor. Dikkat edelim. Tamam. Bu şekilde yazınca arkadaşlar şurası eksi çıkıyor, burası eksi çıkıyor. Yani bunları yer değiştirdim ben pozitif çıksın diye. Yani V çıkan eksi V giren, Q giren eksi Q çıkan olarak da yazılabilir. İkisi de aynı şey sonuçta. Ama yukarıdaki eksi, bu da eksi çıktığı için ben onları bu şekilde yazdım. Şu ikisinin farkına V net çıkan diyebiliriz artık. Bu ikisinin farkına da Q net giren diyebiliriz. Önemli olan sisteme verdiğimiz ısıdan iş elde etmek. A şıkkı V net çıkanı soruyordu. Zaten V net çıkan yukarıda var. V çıkan V giren. Entalpiler cinsinden arkadaşlar onları bulmuştuk. Kütlesel de bir değişmiyor. Tamam. H3, H4'ü bulduk. H2, H1'i bulduk. Hepsinin sayısal değeri elimizde var. Kütlesel debi de bulduk. O zaman V net çıkan 6102.06 kW olarak elde ediliyor. Bu kadar kW değerinde bir güç çıkışı var. Bu elektrik santralinde. A şıkkında geri iş oranı diyor. Arkadaşlar bu Brighton çevrimi için yeni bir şey, yeni bir özellik olabilir. Geri iş oranını biz RGI olarak gösterebiliriz. Geri iş oranı ne demek? Esasında basit bir şey yani. Türbinden çıkan işin kompresöre türbinden çıkan işle kompresöre giren işin oranı olarak ele alınıyor. Bir daha söyleyelim. Geri iş oranı V giren bölü V çıkan sonuçta. Çıkan türbinden V giren kompresöre. Tamam. Yanlış söylemeyelim. Kompresör bölü türbin olacak zaten. Tamam. Bu iki değeri entalpi cinsinden elde etmiştik. Kütlesel debiler birbirini götürürse H2-H1 bölü H3-H4 olarak elde ediliyor. Eğer biz CP'leri sabit alsaydık arkadaşlar, bak entalpi görünce aklına CP gelecek. İç enerji görünce aklına CV gelecek. Biz burada değişken özgür ısıları aldık. Özgür ısıları oda sıcaklığına sabit alsaydık bu H2-H1 eşittir T2-T1. Bu da T3-T4'e eşit olacaktı. Başındaki CP'ler birbirini götürecekti. Ama burada CP'ler değişken olduğu için zaten entalpilerin içinde o var. Bunlar, onun için değişken özgür ısılar da entalpiler cinsinden yazıyoruz. Ama sabit özgür ısılar deseydi bunları sıcaklıklar oranı olarak da yazabilecektik. Geri iş oranı bu değerlerin oranı dedik. 0.54 bulmuşuz. Ne demişim ben? Türbinden çıkan işin %54 kadarı kompresör giriş işi olarak kullanılıyor. Yani kompresörde biz giriş işi olarak az ne kadar az enerji kullanırsak o kadar iyi. Ama %54'ü giriş işi olarak kullanılıyormuş. Bu da geri iş oranı. Bu ne kadar düşükse o kadar iyi tabii ki. Tamam, geri iş oranı için başka söyleyebileceğim bir şey yok. A şıkkını hallettik arkadaşlar. Hem V net çıkanı hem de geri iş oranını bize soruyordu. B şıkkı türbin izantropik verimi soruluyor. Tamam.
Arkadaşlar buraya da yazmışım ben. Hani biraz önce de konuştuk. P2 basıncı P3'e eşit, P1 eşit P4 diye dersin başında da konuşmuştuk. Sonuçta basınç oranı P3 bölü P4 cinsinden de yazılırsa, bak burada küçük rp demişim, yani istediğin gibi yaz. Önemli olan bu oran. Bu 15 olarak da alınabilir. Şimdi türbin için izentropik verim. O zaman izentropik durumda S4 eşittir S3 olacak türbin için çalışıyorsak. Bu ikisi birbirine eşitse tabii ki S4 üzeri 0, S3 üzeri 0 artı R ln P3 bölü P4 olarak yazılabiliyordu. Burada dikkat edeceğimiz şey, bakayım. Arkadaşlar şu P3 bölü P4 yanlış olmuş. Hemen bunu düzeltin. Bu P4 bölü P3 olacak şurası. Hemen ona baktım ben şu anda. Sonuçta bak 4'ten 3'e gidiyorsak burası da 4 bölü 3 olacak. Bunu yanlış yazmışım. Şurayı doğru yazmışım. 1 bölü 15 oluyor. Sonuçta şunun tersi. Yani dediğim gibi ufak tefek hatalar ben de yapabiliyorum ama şurayı doğru yazmışım. Burayı hatalı yazmışım. Tamam, ona dikkat edin. Siz bunu düzeltin. Burası P4 bölü P3 olacak. Sonuçta burası doğru. Tamam. Evet, izentropik durumda S4 üzeri 0'ı bu eşitlikten bulabiliriz. Dediğim gibi şurayı hatalı yazmışım. S4 üzeri 0'ı 2.74642 kilojül bir kilogram kelvin bulduk. Bu değeri alıp tablo A17'ye gideceğiz ve bunun karşısındaki H4S'yi bulacağız. Entropileri eşit aldığımız için, burası H4S oluyor, entalpi H4S oluyor demiştik. 845.13 kilojül bir kilogram olarak tablodan okunacak. Tamam. Türbin için izentropik verim nedir? H3-H4 bölü H3-H4S. Bu H3 ve H4 önceden bulundu. H4S'yi de biz burada bulduk. Zaten bizden verim istediği için bu sayısal değerleri oranlarsak %90 çıkıyormuş. İzentropik verimi bu. Yani biz bu türbini izentropik değil de gerçek olarak çalıştırırsak izentropik verimini %90 olarak ele alıp işlemleri yapacağız diyoruz. Şöyle bir bakalım. Evet. Şuradaki hatayı siz P4 bölü P3 olarak halledeceksiniz. C şıkkı türbin için egzerji yıkımı hesabı. Egzerji bu dönemin konusu. Zor da değil arkadaşlar. Ben burada adım adım size iki yolla bunu anlatmaya çalıştım. Önce entropi dengesi eşitliğini yazabiliriz. Entropi dengesi eşitliği. S giren eksi S çıkan artı S üretim. Bak üzerinde bunun da nokta olacak. Eşittir delta S sistem. Watt bölü Kelvin. Entropi ile karşılaştığımız zaman tabii ki Kelvin'e böleceğiz. Sürekli akışta burası yine sıfır. Arkadaşlar akışkan girişi ve çıkışları entropiye sebep olur. Onun için S giren olarak MS3, S çıkan olarak MS4'ü alabiliriz. Türbin için. Türbinde ısıyla ilgili başka bir şey yok. O zaman S üretimi tek başına bırakırsak M çarpı S4 eksi S3 oluyor. Yine eksileri artılara dikkat edin. Ben de dikkat ediyorum, hata olmasın. Sonuçta M çarpı S4 eksi S3 Watt bölü Kelvin biriminde üretim entropi üretim miktarına ait bir eşitlik elde etmiş olduk. S üretimi bulduktan sonra sorudaki egzerji yıkımına geçebiliriz. S üretimi içinde S4 eksi S3 var. S4 eksi S3'ün değişken özgür ısılarda formülü bu şekildeydi. Bütün bunların da sayısal değerleri elimizde var. Bak burada doğru yazmışım. P4 bölü P3 olacak. Tamam, 4'ten 3'e gidiyorsak burası da 4'ten 3 olacak. Tamam. Arkadaşlar sayısal değerleri yerine koymuşum. Artı eksilere dikkat etmişimdir. Sonuçta S4 eksi S3 0.10879 kilojül kilogram Kelvin. 4 ile 3 arasındaki entropi değişimi, özgül entropi, yani küçük harfle yazdığımız için bunlar özgül adını alıyor. S üretim neydi? M çarpı S4 eksi S3. Tamam. 16.10 ile bu değeri çarparsak 1.7552 kilowatt bölü Kelvin. Tamam. Yıkım nedir veya yok olan? Egzerji yıkımı veya egzerji yok oluşu T0 çarpı S üretimden hesaplanabiliyordu. T0'ı bak ben burada 25 almışım. Hani soruda direkt vermiş ama önemli değil. 25 de alabilirsiniz, burada göstermek istemişim.
Sonra da T0 ne verirse o. Ama ben burada dediğim gibi 25 almışım. Çok sonucu etkilemiyor. 25 artı 270.15 kelvin olarak alabiliriz. S üretimi bulduk. Sonuç 522.22 kilowatt. Bu kadar yıkım var. Bu kadar egzerji yıkımı var. Yani bu işe dönüştürülemeyen kısmı esasında arkadaşlar. Yani bunu da işe dönüştürsek çok iyi olurdu. Biz mühendislere bu sonuç onu gösteriyor. İkinci yol, egzerji dengesi eşitliği. Hani soruda egzerji dengesi eşitliğinden de çözün diyebilirdi. Serbest bırakırsa istediğin gibi yap. Ama egzerji dengesi eşitliğini de bilelim. X giren evet, X giren eksi X çıkan eksi X yıkım eşittir. Delta X sistem watt biriminde bu şekilde yazarız. Burası yine sıfır. Sürekli akışla çalışıyorsak veya çevrimle çalışıyorsak burası sıfır. Arkadaşlar egzercilere bakalım. Egzercilere baktığımızda X giren sonuçta bir akışkan girişi var. M çarpı fi 3. Şimdi biz ne yapıyoruz? Hani önce bir dakika. Türbin için yapıyoruz. Onun için 3 noktasını aldık. Yani ona dikkat etmek lazım. X çıkan 4. M çarpı X 4. Türbin için yaptığımız için bir de V çıkan var. Tamam. Hata yapmayalım diye baktım. Bunlardan başka altına yazabileceğimiz bir şey yok. Şuradaki eksi bunların ikisinin de önüne geliyor. Buradan X yıkımı çekeceğiz. X yıkımı çekince arkadaşlar M çarpı Fi 3 eksi Fi 4 eksi V çıkan olarak yazmışım. Siz artı eksilere yine dikkat edin. Hatalı yazmışsak da düzeltirsiniz. Arkadaşlar fi'nin açık haline H3 eksi H4 eksi T0 S3 eksi S4. Tabi burada kinetik ve potansiyel enerjiler de var da onlar ihmal ediliyor. Sonuçta fi'lerin farkını entalpi ve entropi farkı olarak bu şekilde yazabiliyoruz. Başında kütlesel debi var. Evet, 16.10'u yerleştirmişiz. H3, H4'ü yerleştirmişiz. T0'a yine 25 almışım ben, tamam, onu yerleştirmişiz. S3 ile S4'ü de yukarıda hallettik zaten bak. Zaten şurada hallettik onu. Şurada 0, 108, 79 ama yerleri değiştiği için başına eksi geldi. Yani S3 eksi S4 olduğu için başına eksi geldi. Bunlara dikkat edeceğiz. V çıkanı da buraya yerleştirmişiz. Yine bak 522.21. Yukarıda ne bulduk? 522.22 yani tabii ufak tefek yuvarlama hataları olur. Şuradaki 522 önemli. 522 kilowatt olarak bulduk. İkisinden de aynı şeyi bulmak zorundayız zaten. Arkadaşlar sizde ne sorulabilir? Mesela türbinin tersinmezliği nedir diye sorulabilir. I üzeri nokta yine 522.21 kilowatta eşit. Yani egzerji yıkımı demez de tersinmezliği bul der. Veya yararlı işe dönüştürülemeyen akım değeri nedir der. Veya kullanılamayan iş potansiyeli nedir der. Bak bunların hepsi bize yıkıma götürüyor. Yani illa da bunu söylemesi şart değil. Bir daha söyleyelim. Tersinmezlik, egzerji yok oluşu, egzerji yıkımı, yararlı işe dönüştürülemeyen değer, kullanılamayan iş potansiyeli. Hepsi 522'ye götürür bizi. Yani bunlara da dikkat edelim. Ben dediğim gibi soruların içinde her türlü bilgi vermeye çalışıyorum. Her zaman dediğim gibi böyle çözüm hiçbir yerde bulamazsınız. Bunu kendime övmek için söylemiyorum. Yani soruları dikkatlice çalışın diye söylüyorum. Gelelim D şıkkına. Enerji verimliliği arkadaşlar basit. Yani enerji verimliliği demek birinci yasa verimliliği demek. Termodinamik birinci yasası verimliliği veya ısı verim. V'de çıkan bölü Q giren. Yani sisteme ne kadar enerji veriyorsun, ne kadar enerji elde ediyorsun. Sonuçta bu hiçbir zaman %100 olmaz. Q giren, yukarıda bu şu eşitliği Q giren için bulmuştuk arkadaşlar. M üzeri nokta H3 eksi E2. V net çıkanı zaten sayısal olarak bulmuştuk. Bunun da sayısal değerini burada yerine koyup hesaplarsak birinci yasa verimi %37.45. Bu tür sistemlerde arkadaşlar zaten hani verimler bu şekilde. Hani sen bunu %50'ye getirebilir misin? Yani gerçek sistemlerde bilemeyeceğim ama sonuçta gerçek sistemlerde %50-%55'e belki ulaşılabilir, belki ulaşılamaz. Gerçek sistemlerde de verimler bu çerçevede karşımıza çıkıyor. Egzerji verimliliğine bakalım. Biz mühendisler için bu da önemli. İleri bir konu gibi duruyor ama arkadaşlar, hani termodinamiği bilen ve ileride çalışacağınız şirketlerde
birinci yasa verimi yanında ikinci yasa verimine de bakmanız gerekir. Termodinamiği bilen bunu da uygulamalı. Egzerji verimleri de basit arkadaşlar. Neden? Egzerjitik açıdan bak. Egzerjitik açıdan ne veriyor sisteme? Bunu veriyoruz. Egzerjitik açıdan ne alıyor sistemden? Bunu alıyoruz. O zaman bunun buna oranı. Yani ısı enerjisini egzerjiye çevirdiğimizde, bunu geçmişte güzelce anlattık. Q giren 1 eksi T0/TK yer alıyor paydada. Q giren değerinden yukarıda vardı. Onu ben sayısal değerini direkt buraya yazdım. T0'ı 25 cinsinden alınca 298.15 Kelvin aldım. TK'yı soru vermiş, 2000 Kelvin kaynak sıcaklığını vermek zorunda. Yoksa olmaz. Bütün bu sayısal değerleri paydaya yerleştireceğiz. Yukarıdaki değer zaten belli. Egzerji verimi %44. Bu ne demek arkadaşlar? Birinci yasa veriminin maksimum birinci yasa verimini oranı gibi de düşünebiliriz ikinci yasa verimini. Yani birinci yasa veriminin maksimum değerini ancak %44'ünü kullanabiliyoruz. Öyle değerlendirebiliriz. Arkadaşlar ek bilgi de var. İzantropik çevrimin verimi demişim. Bak bu da sorulabilir. Bunu bu derste bugün yeni öğrendik. Eğer biz gerçeğe çevirmiyorsak sistemi izantropik olarak bırakıyorsak oradaki birinci yasa verimi 1-1/Rp/K-1/K'dan da hesaplanabiliyor demiştik. Bak yukarıda birinci yasa verimini bulduk ama bu izantropik olarak almadığımız verim. %37. Ama izantropik olarak alsaydık buradan hesaplayabilirdik. Rp 15, K'yı hava için 1.4 aldım. Sayısal değerler arkadaşlar yerine koyarsan %54 çıkıyor. İzantropik olduğunda tabii verim bakayım arttı, artması lazım. Evet. Arkadaşlar sesim gitti zaten. Dersimizi biraz sonra bitireceğiz. Evet, izantropik verimi arkadaşlar bu şekilde ele aldık. İstersen sen bunu V net çıkan izantropik bölü ve Q giren izantropikten de hesaplayabilirsin. Ne fark ediyor? V net çıkan içinde aldığın entalpi değerlerinde altında S olan indisi kullanacak. O zaman bu oranda yine %54 çıkar. İster RP cinsinden ister bu şekilde izantropik olarak da hesaplayabilirsin. Arkadaşlar Ege ders içinde diğer bilgi notları var. Burada Brighton çevrimi önemli olduğu için direkt ben onu anlattım. Ama diğer bilgiler dediğim gibi yazılı olarak ve çözülmüş sorular olarak var. Onları güzelce siz çalışacaksınız. Ve size yapacağımız canlı derslerde yani sınıfta yapılacak uygulama soruları da var. Orada da aklınıza takılanları sorabileceksiniz. Evet, sorunuz yoksa yoklamaya numarasını bırakan dersten çıkabilir. Bugünkü dersimiz bu kadar. Biraz öksürük var bende. Bu çerçevede dersi anlatmaya çalıştım. Hocam görüşmek üzere. İyi günler. Teşekkürler. İyi günler.